Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 19. haftası 2. videosundayız. Dairede alanda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dairede alanın ilk kısmındaydık 5 tane soru kalmıştı. Hatta size ödev vermiştim. Uğraşın güzel sorular demiştim. İnşallah uğraşmışsınızdır. Hadi bakalım dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Örnek 9'da kalmıştık. Hadi bakalım ne diyor soru. AB O merkezi yarım çemberin çapı. Sonra CB B noktasında teğet. Teğet olduğu için burası 90 derecedir. Merkez teğet çektikten. S1 ile S2 birbirine eşit verilmiş. Şunlara A alanı A alanı diyelim. E, S1 ve S2 bulundukları bölgenin alanı olduğuna göre yarım çemberin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Yani bizden bu yarıçap isteniyor. Gençler bak bizden taralı alanlar ayrı ayrı istenmiyor. İstenseydi ne yapardık? İşte yarım dairenin alanından şuradaki alanı beyaz alanı falan bulmaya çalışırdık. Beyaz alan çok önemliydi. Taralı alanlar ayrı ayrı yerlerde eşit verildiğinde de yine beyaz alan çok önemli bütünsellik yine çok önemli. Bütünselliğin içinde beyaz alan önemli diyorduk ya. Beyaz alana B de. Beyaz alana B dediğinde alanları ayrı ayrı bulmak istemiyorsak eğer bulunması istenmiyorsa eğer ne yapacaksın? Bütünselliğe bakacaksın yine. A burada bir bütün yarım daire var. A yarım dairenin alanı A artı B. Aynı zamanda üçgenin de alanı var. Üçgenin de alanı A artı B. O zaman yarım daire ile Üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Birbirinin tıpkısının aynısıdır. O zaman yarım dairenin alanı yarıçap belli mi belli? Hocam pi r kare bölü 2 aynı zamanda üçgenin alanında dik kenarlar çarpımının yarısı değil midir? Yani 4 çarpı 2 r bölü 2 eşittir. E o zaman burada bölü 2'ler gitsin. R'lerden birer tanesi gitsin. Buradan pi çarpı r eşittir 8 yapar. Buradan da r'yi ne buluruz? 8 bölü pi buluruz pi 3 alınız falan denmemiş. Cevap aynen böyle kalır. Artık pi'li cevaplarda alıştınız sanki değil mi gençler? Evet böylelikle cevabımız 8 bölü pi çıktı. Garip bir cevap ama kolay bir cevap arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet dikkat edin beyaz alanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardınız mı? Vallahi ben vardım. Neyse örnek ona geçelim. Yine bütünsel düşüneceğimiz bir şey taralı alan isteniliyordur bizden ama soruyu bir okuyalım. Yarı çap uzunlukları 1 santimetreden büyük ve bir tam sayı değerine sahip çemberler şekildeki gibi ABC'de dikdörtgenin kenarlarına ve birbirine teğet olacak biçimde yerleştirilmiş şekildeki gibi. Şimdi ABC'de dikdörtgenin çevresi 220 cm olduğuna göre çemberlerin yarıçap uzunlukları en küçük değerini aldığında evet çemberin yarıçap en küçük değerini aldığında dikdörtgenle ile çemberler arasında kalan bölgenin alanı. E bütünsel düşüneceğiz. Ne yapacağız? Bütünden yani büyük dikdörtgenin alanından neyi çıkartacağız? Dairelerin alanlarını çıkartacağız. Şimdi çemberler birbirine değiyorsa ne yapıyorduk? Hocam merkezleri birleştir yapıyorduk. Yapalım bir de merkez teğet çektik de yapacağız. Hepsini birden çizeyim ben. Merkezleri birleştir sonra merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. 90 90. Hocam ben buraya bir R R diyecek olursam burası da R R burası da R R. Burada tabii çemberler de var. Kaç tane çember olduğunu bilmiyoruz. Hocam dikdörtgenin bir kenar uzunluğunu bulabilirim böylelikle. Ama R cinsinden. Hocam x tane çember varsa x tane çember varsa x çarpı 2, r Çünkü 2r x tane çember olması demek 2r'den x tane var demektir. O zaman x çarpı 2r'den burası 2 xr yapar. E hocam burası da merkez t çektik. Merkez t çektik. Yani burası da r r. Toplandı burası ne yaptı? 2r yaptı. E dikdörtgenin alanından bahsetmiş bize 220 pardon çevresinden bahsetmiş. 2xr alt taraf 2xr üst taraf toplamda 4xr artı 2r sol taraf 2r sağ taraf 4r kaç verilmiş bize 220 verilmiş o zaman ben burada 220'yi böleyim bakayım 4'e böldüğüm zaman xr artı r eşittir 55 yapar buradan da ne geldi r parantezine aldığım zaman x artı r'ye eşit oldu bu x artı 1'e eşit oldu pardon. Bu neye eşitmiş? 55'e eşitmiş. Şimdi ben şunu kullanacağım. Bir tam sayı. Evet R yarı çapı bir tam sayı. Hocam x tane dedik. X de bir tam sayı değil mi? Hem R hem de x tam sayı ise eğer. Hem R hem de x tam sayı ise. Ne olacak arkadaşlar? Çarpımları 55 ise o zaman bunlar ayrı ayrı tam sayı. Yani çarpanlarını ayıracağız. Ne olabilir mesela bu? Hocam R 1 olabilir. Burası 55 olabilir. Olamaz. Niye? 1 santimetreden büyük demiştir R'yi. O zaman bu imkansız. 55'in çarpanını düşün. Her ikisi de tam sayı olduğundan bunlar da tam sayı olacak. O zaman 55'in ikinci tam çarpanı 5. Burası 5 iken burası 11 olabilir. Ya da tam tersi 11'e 5 olabilir. Ama bizden ne diyor? Yarı çap uzunluğu en küçük değerini aldığında en küçük 1'di. 1 olmadı. 1'den büyük diyor. 1'den büyük en küçük tam sayı 5. Evet ben buradan o zaman ne buldum? R'yi 5 buldum. X'i de ne buldum arkadaşlar? Hayır. X'i değil. X artı 1 eşittir. 11 ise X'i de buradan böylelikle kaç bulurum? 10 bulurum. Yani bulmam gereken güzel şeyleri buldum. R 5 çıktı. X de 10 çıktı. R 5 ise 2 R dediğimiz 10 çıkar. R 5 X de 10 yazarsam burası da 100 mü çıkar? Evet. Burası da 100 çıktı. O zaman bizden istenilen kısım. Bütünsel düşüneceğim. Arada kalan bu. Saçma alan isteniyor. Ne yapacaktık arkadaşlar? Dikdörtgenle çemberler arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. O zaman ben dikdörtgenin alanından neyi çıkartacağım? Çemberlerin alanı çıkartacağım. X tane çember alanını çıkartacağım. Çember alanı demek doğru değil de daire işte. Çember alanı çıkartacağım. O zaman çıkartalım. Dikdörtgenin alanı. Bir kenarı 100, diğer kenarı 10. 100 çarpı 10'dan x tane çember x kaç bulmuştuk arkadaşlar? x'i 10 bulmuştuk. 10 tane çemberin alanı yani dairenin alanı pi r kare yarıçapı da 5 bulduğumuz için. O zaman cevap kaç çıkıyor? 1000 eksi 100 ile 10'u çarpım 1000. 25 ile 10'u çarpım 250. 250 pi. Evet yine bir saçma bir cevap bulduk. Ama yine kolay bir şekilde bulduk. Burada matematik bilgisini de işin içine kattık. Bir tam sayı çarpanlara ayırma falan filan. Ama ÖSYM seviyor arkadaşlar böyle soruları. O yüzden dikkat edin. Gerçekten şuna bir yıldız atayım. Çok da güzel bir soru arkadaşım. Zor olmayan, tam sınav tadında bir soru. Dikkat edin. Hoş, hoş, hoş. Evet, cevap 1 250 pi ve dikkat ederseniz yine beyaz alan ilişkisi. Yani bütünsellikten bulduk arkadaşlar cevabı. Gerçekten hoş bir soru. Geldik örnek 11'e. Evet, A şıkkı ve B şıkkı var. Şurada büyüklükleri vermemdeki sebebi açıklayayım ama önce soru okuyayım. Etrafı duvarla çevrili bir bahçenin içinde eşkenar üçgen şeklindeki bir havuz vardır. M köşesinde 6 metrelik bir iple bağlanan koyun. A şıkkı havuz zeminle aynı hizadaysa kaç metrekarelik alanda otlar. Şimdi arkadaşlar 6 metrelik havuz zeminle aynı hizadaysa 6 metrelik şuraya geldi mi? Geldi. Sonra 6 metrelik böyle gider. Zeminle aynı hizadaysa suyun üstünden ip gider mi? Gider. Çünkü zeminle aynı hizada ip İp o zaman bu zeminin üstünde ya. Bu zeminin üstünde olduğu için hop buraya geldiği zaman burada bir takılmaz. Böyle devam eder. Tamam bunu unutma. Evet o zaman şuradan 6 cm buradan da 6 cm. Peki bu büyüklükleri niye vermişiz? DK 2'den büyük. Hocam burası 2 birim ya 2'den büyük. Yani burada böyle bir takılma yaşamıyor. BC alttan büyük. Alttan büyük ya BC. Burada böyle bu gezerken Alttan büyük olduğu için hop şöyle dışarı çıkmıyor. Çıkamıyor. içeride gezdiğini. İşte MC de alttan büyük. Buraya kadar altı birim olduğunu. Yani buradan dışarı taşmıyor arkadaşlar. Ondan bahsediyor bize. E o zaman böyle hareket ederse ne olacak? Şu M noktasına bağlı bir iple hareket etmesi demek. Dairesel bir hareket etmesi demek değil midir? O zaman dairesel hareket ettireceksin. Hop işte bu. Otlayabileceği yer neresi? İşte bu yeşil alan. Suda otlanmaz değil mi arkadaşlar? O zaman ben burada ne yapacağım? Dikkat et burayı bir daha söylüyorum. Bizim eleman böyle gezerken buraya geldi. Burada zeminle aynı zade olduğu için A şıkkında hop suyun üstünden ip geçebilir. İp suyun üstünden geçebiliyor ama koyun bunun içine girmeyecek. Tamam mı? Şekle aldanmayın. Ben A ve B şıkkı diye yaptım soruyu burada arkadaşım. Evet, o zaman ben burada A şıkkını yazayım. A şıkkı ne yapacağım? Yarım dairenin alanından yarımından neyi çıkartacağım? Eşkenar üçgeni çıkartacağım. kenarı çıkartacağım. Evet, yarım dairenin alanı yarıçapı 6 olan bir ip yani pi r kare bölü 2 eksi eşkenar üçgenin bir kenarı da 4. A kare kök 3 bölü 4. Yani buradan ne geliyor dostum? 36 bölü 2'den 18 pi eksi. Şuradaki 4'lerden birer tanesi gitti. Buradan da 4 kök 3 geldi. Evet A şıkkının cevabı 18 pi eksi 4 kök 3 diye çıktı. Şimdi gelelim B şıkkına. Aşıl, Asıl aşıl, aşıl iş, asıl iş B şıkkında. Bak şimdi dostum. Bizim eleman Şimdi B şıkkı diyor ki havuzun kenarları duvarla belli bir yükseklikle örüldü. Bak dikkat. Şöyle belli bir yükseklikle örüldüğünde şöyle buraya kadar ip buraya kadar geldi mi? Geldi. Sonra buradan ip hop böyle gece gelecek Geze, Şöyle şuraya kadar gelecek. Ama burada belli bir yükseklikte değil mi? Evet belli bir yükseklikte. Hatta şöyle geldi. Şuraya kadar geldi. Belli bir yükseklikte. Şuradaki uzunlukta kaç? Dört. Buradan sonrasında sıkıntı bak. Buraya kadar bir daire dilimi var. Eşkenar üçgen bu? 60 o zaman burası 120. 120'lik bir daire dilimi var. Bundan sonrasında ne yapacak? Bundan sonrasında ip buradan öteye geçemez. Bak şöyle geçemez. Çünkü duvar bunu engelliyor. Duvar bunu engellediği için böyle duvardan sonrasında böyle takılı kalacak. E, duvardan sonrasında nasıl geçecek? Burada L noktasından itibaren dönecektir böyle. Şöyle. E hocam burası kaç birim? Şurası böyle 4, 2 birimse o zaman burada 2 birimlik bir dönme hareketi olacak. Şöyle 2 birimlik hop şöyle 2 birimlik bir dönme hareketi olacak. Yani şöyle bir daire dilimi dönecek arkadaşım burada. E peki burası 180. E burası 60 derece değil mi? Evet. 60 derece pardon 60 derece evet. Buradaki açımız kaç derece yapacak? Burası da 180'e tamamlayan açısı kadar yapacak. Yani 120'lik dilim yapacak. O zaman bizden istenilen nedir? İp burada takılık aldığı için havuz belli bir yükseklikte olduğundan dolayı ip takılı kalacak. Ya bunu şöyle bir örnekle de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ben telefonla göstereyim isterseniz söyle. Şöyle. Şu zemin mesela. Hani şöyle geldiği zaman bakın. Görülüyor değil mi? Şöyle. Şöyle. Yok göremedim. sen. Şöyle. Buradan sonra geldiği zaman şöyle geldi. Şu ip şurada kalıyor. Şu ip burada kalıyor. Sonrasında şu hareket ediyor bak. Sabit kalıyor. İşte şurası hareket ediyor. Ondan bahsediyorum. Hatta şöyle göstereyim. Şuradan şöyle hop şöyle gelecek. Umarım anlatabilmişimdir ya da siz de bakabilirsiniz arkadaşım. İşte burada takılı kalan yer tam olarak burası. Burada takılı kaldı böyle. Buradan sonra şu merkezle L merkezle bir daire dilimi oluşturacak. Bu eşkenar üçgen olduğundan burası 60. O zaman buraya da kaç derece kaldı? Buraya da 120 derece kaldı. Yani 120'lik bir dilim yarı çapı 6 olan ve yarıçapı 2 olan 120'lik dilim daha. Toplamda 240 yapıyor hocam değil. Yarıçaplar aynı olsaydı evet 240 yapabilirdik. B şıkkı o zaman 120'lik pi r kare 120 bölü 360 artı oklayabildiği alan bir de şuradaki 120'lik ama buradaki 120'likte yarı çapı kaç? 2 birim. Orada da pi r kare 120 bölü 360 diyeceğiz arkadaşlar. Evet buradan sadeleştirmelerimizi yaparsak bölü 3 kaldı. Şurada da bölü 3 kalsın. Bölü 3'ler kalsın. 36 bölü 3 sadeleştirme yapmayayım çünkü burada da bölü 3 var. O zaman bu da neye eşit oldu? 36 pi bölü 3. 36 pi bölü 3 artı 4 pi bölü 3 yaptı. Bu da 40 pi bölü 3'e eşit oldu. Gerçekten güzel bir soru. Z, zeminle aynı yükseklikte olduğu zaman suyun üstünde bir ip geçiyor. Buradaki şeyi iyi anlamanız lazım. Ee, şeyde olduğu zaman da söylüyoruz ama takılı kalıyor. Takılık kaldığında takılık da L merkezli 120, de, 120 derece yer, merkezi 120 derece olan bir daire dilimi de burada karşımıza çıkmış oldu. Hoş bir soru. Ee, bir soruda iki farklı durum incelemiş olduk arkadaşlar. Evet 11. sorunun cevaplarını 18 pi eksi 4 kök 3 ve sonrasında 40 pi 40 pi bölü 3 olarak bulduk bir şıkkına. Geldik örnek on iki. Hmm. çoğunluğunuz yanlış yaptı bunu. Ee, ödeviniz ödevinizi yaptıysanız. Ödevinizi yapmadıysanız şimdi şu soruyla uğraşır mısınız lütfen? Güzel bir soru. Gerçekten hoş bir soru. Bakalım sıkıntı yaşayacak mısınız? Ama şunu söyleyeyim. At arabasının tekerleği böyle karda gitmesi için bu şekilde tasarlanmış Bu benim salladığım şey tabi Tabi karın içine batmıyor arkadaşlar Buz, Buzun üstünde gidiyormuşsunuz gibi düşünün bunu tamam mı Buzun içine batmayacak şekilde gidecek Yani bu şekilde gidecek arkadaşlar Çiviler asfalt zeminde gidiyormuş gibi düşünün tamam mı Böyle bir hikaye oluşturdum ama e, Bunlar da şeyin içine batmayacak Karın ya da buzun içine batmadan öyle gitmesini düşünün arkadaşım. Soruyu da ona göre yazdım Şimdi soruyu okuyalım Ama önce sen çöz sen çöz sen çöz İnce bir soru. İnce sorularda sizin şunu demenizi çok seviyorum. Yani sen de onu seviyorsun aslında. Aa bu böyle değil mi? Tüh kahretsin ya. Gerçekten çok ince nokta. ÖSYM'de böyle ince nokta sorduğunda rahat bir şekilde yapın diye ben bunları böyle size diretiyorum. Örnek 12 bakalım. Yukarıdaki şekil bir de at arabasının tahtadan yapılmış tekerlerinin de da daire şeklindeki ön yüzü gösterilmiştir. Şöyle. Buzlu yollarda tekerleğin kaymaması için 7 cm uzunluğundaki alt tane çivi şekil 2'deki gibi eşit aralıklarla çakılmış. Eşit aralıklarla çakılmış olması alt tane çivi yani bunların hepsinin birbirine eşit olduğu anlamına gelmiyor mu? Evet. E 366'ya böldüğün zaman her bir bölme kaçar derece yapıyor? 60'ar derece yapıyor. Tamam. Çivilerin uzantıları dairenin merkezinden geçiyor. Hmm, bu çivinin devamı böyle. Dairenin merkezi burası. Hop, öbür çivin de dairenin merkezinden geçiyor. Şu çivi de aynı şekilde dairenin merkezinden geçiyor. Bu çivi de aynı şekilde dairenin merkezinden geçiyor. Hatta bu çivi de aynı şekilde dairenin merkezinden geçiyor. Hatta burada bir merkez açı oluştu. Arkadaşım şunu duyabilirsin, şikayet edebilirsin diyeceğim ama çemberdeyiz zaten sıkıntı değil. Ee, farklı bir konudayız zannettim. Burası merkez açıdan dolayı kaç derece yaptı? 60 derece. Burası da 60, 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 burası da 60 mı? 60. Evet buradaki 60'ları kullandık. Eyvallah şekil karışmasın diye şuradaki fazlalıkları sileyim. Çivilerin uzantıları dairenin merkezinden geçiyor ve her çivi 3 santimetre tahtaya girmiş. 7 santimetreydi. 3 santimetresi girdi. O zaman buraya kaç santimetre kaldı? Bu çivilerin her biri 4'er santimetre mi oldu? Evet dışarıdaki kısmı 4'er santimetre oldu. 3 santimetresi çünkü içeriye girmiş. Çivili tekerlek bir turu tamamladığında 144 santimetre yol aldığına göre hmm, Çivili tekerlek şöyle döndüreceğim. Bir tur aldığında bir tur tam yol aldığında ne oluyormuş? 144 cm yol alıyormuş. E o zaman şunu diyeceksin büyük ihtimalle. Hocam ben buraya bir R dersem. E o zaman hocam bu böyle dönerken şöyle dairesel dönüş yapacak. Değil mi? Dairesel dönüş yapacak. O zaman bunun çevresi bir tam tur almış olur diyeceksin büyük ihtimalle. Yani 2 pi R dediğimiz yarı çapı R artı 4 yaptı. 2 pi R yani R artı 4 neye eşit? 144'e eşit. Aa hocam buradan garip bir şey geldi. R artı 4 bölü pi'li bir şey geldi. Acaba buraya pi yazmayı unuttunuz mu? Diye soranlarınız vardır büyük ihtimalle. Arkadaşlar dönüş böyle mi? Bak şimdi dikkatli dinle. Ben burada size yanlış bir şey söyledim. Bilerek yanlış bir şey söyledim. Bu dönerken bu şekilde bunun çevresi kadar gitmez. Dikkat. Niye? Bu tamam böyle bir daire şeklinde olmuş olsaydı burası. Evet daire şeklinde olmuş olsaydı aynen öyle gidecekti. Daire şeklinde gidecekti. Ama bu daire şeklinde değil ki çivilerin uzantıları var burada. E sen şimdi dikkat et buraya. Buradaki çivi burada. Buradaki çivi şu ok yönünde giderken burası hop buraya gelecek. Aa buradaki uzunluk yukarıdaki uzunluk buraya mı gelecek? Evet. Yani senin eleman şu bir tam tur dönerken şuraya gidecek. Ondan sonra şu uzunluk buraya geldi. Ondan sonra öbür uzunlukta hop şöyle şuraya mı gelecek? Yani bu buraya gelmişken öbür uzunlukta tam buradaki zeminde şuradaki uzunluğa mı gelecek? Böyle böyle devam edecek bu. Evet, işte buradaki şeye dikkat et. Senin buradaki olayın döndürme olayında eğer şöyle bir şeyse burası tabii döndürme olayında şöyle bir sıkıntı da var. Döndürme olayında şu iki çizgi arasındaki uzaklığı çizdiğin zaman burası dışarı taşarsa o zaman şöyle şöyle hareket edecek. Mesela burası şuradaki uzunluğu çizdin. Buradan böyle geçti. Böyle geçtiği zaman ne olacak biliyor musun? Şuradaki uzunluk kadar aşağı inecek. Sonra şuradaki dairesel hareket boyunca hareket edecek. Sonra da şu düz boyunca hareket edecek. Şimdi ben sorunun sonunda şunu da ispatlarım sana. Şunu çizdikten sonra e, buradaki daire parçasının içeride kaldığını söyleyebilirim. Daire parçası içeride ise bizim bu eleman hop, bu kadar buraya gelir dostum. Şimdi bunları da böyle çizecek olursa o zaman buradaki eleman da hop aşağıya gelecek. Buradaki eleman da hop aşağıya gelecek. Bu tam değmiyor arkadaşlar. Buradaki eleman da buradaki eleman da hatta buradaki eleman da. Bunlar böyle ne teğet ne de şey. E o zaman bunun çevresini kaç vermişti? 144 vermişti. 144'ü e 6'ya bölsen o zaman buradaki bir tane uzunluk 24 mi yapıyor? Evet. Çünkü bu uzunluk aşağı geldi. Bu uzunluk aşağı geldi. E bu bu kadar yol aldığı zaman ben şuradaki uzunlukları iki çivi arasındaki mesafeleri 24 cm olarak bulmuş oldum. Yani buradaki dairesel hareket etmeyecek düz hareket edecek. Düz hareket ettiğinde de o zaman şu iki çivi arasındaki bu çivi aşağı indi buraya geldi. 24 cm olmuş oldu. Yani her bir 24 alt tane 24 e 144 eşit ya da 144'e 6'ya böldüğüm zaman burayı 24 bulduk. E burası da 60 ya. Hocam burası da R 4 burası da R 4. Bu bir eşkenar üçgen mi oldu? Evet. E o zaman R artı 4 dediğimiz 24 oldu. R'yi de böylelikle kaç bulduk? 20 bulduk. Bizden ne isteniyor? Çivili tekerlek bir turu tamamladığında 144 santimetre yol aldığında 144'ü kullandık. 144 bölü 6'dan burayı 24 bulduk. Tekerleğin görünen yüzünün alanı kaç santimetredir? Evet. Yarı çapını kaç bulduk tekerleğin? 20 bulduk. Görünen yüzünün alanı yani burası. Yani bizden pi R kare isteniyor. O da 400 pi çıkar arkadaşlar. Genelde çoğunluğumuzda yoruma yazın. Allah aşkına dairenin çevresi kadar böyle çivili şeydeki şuradaki dairesel olarak hareket ettiğini anladınız değil mi arkadaşım? Evet dairesel olarak hareket ettiğini anladınız ve 2 pi r artı 4 eşittir 144 deyip öyle yapmaya çalıştınız değil mi? Yoruma yaz merak ediyorum lütfen. Yani bunu bu şekilde anladıysan helal olsun. Gerçekten ince bu soru. Bunu da bu incelikte yazmıştım zaten bu soruyu da. Şunu da söyleyeyim tabii ki. Bu arasındaki çizgiyi çizdiğimizde tekerlek eğer dışarıda kalıyorsa sıkıntı. Tekerlek eğer sıkıntı şey yapıyorsa tekerleğin çevresi belli bir değen parçasının çevresi kadar da yol alır orada. Ama burada onu göstereyim ben şimdi size isterseniz. Burada e, öyle bir sıkıntı olmadığını göstereyim. Şuradan bir yükseklik çizecek olursanız dostum. Şuradan bir yükseklik çizecek olursanız şu yüksekliğe bakın. Eğer bu yükseklik yarı çap uzunluğundan büyükse Evet yarı çap zaten şuraya kadar yarı çap. Yarı çaptan büyükse gerçekten de bu çizgi dışarıda olmak zorunda. Şimdi biz R'yi kaç bulmuştuk? 20 bulmuştuk. 24 burası 90'ın karşısı 24. 30'un karşısı 12 burası 12 köküç yaptı. Evet yükseklik 12 köküç. Yarı çap kaç? Yarı çapımız da zaten 20. E yükseklik eğer yarı çaptan büyükse ki zaten 12 köküç büyüktür. Yarı çap Gerçekten öyle mi? 20'den büyük mü? Al bakayım bunun karesini. 144 çarpı 3. 144 ile 3'ü çarpsan 4 kere 3 12, 4 kere 3 12, 13, 3 kere 1 3, 432 yaptı. Gerçekten 432, 400'den büyük mü? Büyük. Evet yükseklik büyük olduğu için buradan buraya çizdiğin çizgi çemberi kesmez. Kesmediği için bu çizgi böyle hareket ederken bu iki çivi arasındaki uzaklık kadar bunu böyle aşağı yatırdığında burası kadar olacaktır. Yani 24 cm kadar olacaktır. Herhangi bir sıkıntı da yok burada. Yüksekliğinde incelemesini de yaptık arkadaşım. Yoksa öbür türlü olsaydı soru çok çok daha zor olacaktı. Hatta ilk yazdığımda bu soru yanlış soruydu. Bu değer böyle şey oluyordu. Ee, yükseklik yarı küçük oluyordu. O zaman tekerleğik de zemine değerek hareket ediyordu. Sağ olsun Sezgin Polat hocam. Buradan duyuyorsan beni selamlar. Sayesinde de buradaki değerleri de yapmıştık. Hatta sorunun atalamam olmasını sanırım o bulmuştu. Sezgin Hocam benim üniversiteden arkadaşım aynı zamanda. Aynı sınıf arkadaşım daha doğrusu. Bir ara ev da hatta. Ev arkadaşım, can dostum. Selamlar. Evet böylelikle burayı da hallettik mi? Hallettik arkadaşım. Çok güzel bir soruydu. Gelelim bir başka güzel soruya. Bu sorunun aynısını başka bir kitaba yazmıştım. Hatta küp şeklini yazmıştım. Küp şeklinde olunca soru gerçekten çok tatlı ve çok güzel bir şekilde oldu. E bu da aynı soru olmasın diye dikdörtgenler prizmasına çevrilmiş halini şimdi karşınıza getirdim. Soru gerçekten çok hoş bir soru. ya e biraz küp açılımı daha doğrusu prizma açılımı var aslında ama onu da hayal edebilirsiniz. O yüzden öncelikli olarak siz yapar mısınız bunu? Öncelikli olarak siz bir uğraşın sonrasında ben benim çözümümü izleyin. O zaman ben şöyle bir çözüm başlayayım istersen. Şimdi sen uğraşıyorsun değil mi? Hadi bakalım uğraş. Şöyle bir şeymiş. Kenar uzunlukları 6, 8 ve 3 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir sehpanın üst yüzeyini tamamen örtecek şekilde daire şeklindeki bir örtü serilmiştir. Buna göre örtünün sehpanın yan yüzeyinde örtemediği alan en fazla nedir diye soruluyor. O zaman ben bu örtüyü olabildiğince yukarıda taşımam lazım. Yukarıda olması lazım. Yani örtü aşağıya böyle sarkmaması lazım. Peki hocam örtü şöyle olamaz mı? Ama böyle şey olduğu zaman bu üst yüzeyin tamamını şey yapması lazım ya. Örtünün serilmesi lazım ya tamamını. O zaman örtünün kesinlikle ama kesinlikle nereden geçmesi lazım? Köşelerden geçmesi lazım. Şimdi örtünün soruda diyor ki örtünün sehpanın yan yüzeyinde örtemediği alan en fazla nedir diye soruluyor. Bak yan yüzeyde. Bir kere açılımını düşünelim şimdi. Açılımında şöyle düşünecek olursak bu ön yüzey ne? 6'ya 8'lik bir dikdörtgen değil mi bu? Evet. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Yan yüzeylerde var. Zemin hariç diyor. E, yan yüzeyleri de açacaksın. Şunun ön tarafı açılmış hali. Şu değil midir şöyle? Açtığın zaman burası 3 olduğunu için Hocam burası 3'tür. E, burası da 8 olduğundan burası da 8 hala devam ediyor zaten. Sonra arka tarafı açacağız böyle. Aynı şekilde 3. Sonra bu tarafı açacağız aynı şekilde. Yüksekliği 3 olduğu için şu yandan şöyle açarmış gibi düşün. Yüksekliği 3 olduğundan burası da 3 oldu. Ve burası da şöyle 3 değil mi? Evet. Hatta burası da kaç? 6. Şimdi ben öyle bir örtü sereceğim ki bizim örtümüz şunu örtecek. Şurayı örtecek. Örtsün bakalım. Hop tam böyle köşelerden geçtiği zaman ve en küçük daireyi çizmem lazım, değil mi? Köşelerden geçen en küçük daire bu. Yoksa örtü şu şekilde de olabilir. Yanlardan şöyle de sarkabilir. Ama bizden yan yüzeyde örteme diye alan en fazla kaçtır diye soruluyor ve üst yüzeyi örtme şartıyla olduğu için köşelerden geçecek. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bizden ne isteniyor? Bizden tam olarak şuradaki sarı alan isteniliyor. E ne yapacağız? Yine videonun başından beri söylüyoruz. Bütünsel düşünme hatta ilk videodan beri söylüyoruz. Bütünsel düşünce bizim için çok önemli. Hocam bu alanı bulmak için şu taralı alanı bulmak için ne yapacağız? tüm alandan neyi çıkartacağız? Daireyi çıkartacağız. Bazı arkadaşlar şunu şöyle yapabilir ki oradan da çıkıyor zaten. Ee, şuradaki beyaz alanları bulup dikdörtgen alanından beyaz alan, dikdörtgen alanından beyaz alanı çıkartayım hocam deyip de yapabilirsiniz. Ama en bütünsel düşünsek, bir en bütünsel de şeklin tüm alanından neyi çıkartacağım? Dairenin alanı çıkartırsam olay biter. İşte olayın güzelliği burada. E ee, tüm alan nedir? Hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgen var. 5 tane dikdörtgeninden yani dikdörtgenlerin alanından neyi çıkartacaksınız? Dairenin alanını çıkartacaksınız. Dairenin alanı. E dairenin alanı için bize ne lazım? Hocam yarıçap lazım. E al sana şu çap. Niye çap? Çünkü burası 90 derece. 6, 8, 13 geni. Hatta yarı çapımızda kaç çıktı? 5 çıktı. Şimdi dikdörtgenlerin alanlarını yazalım. Hocam 3 çarpı 6'tan kaç tane var? 2 tane var. Bir burada var bir de burada var. Onu da siyah kalemle göstereyim istersen. Şuradaki alan ve şuradaki alandan 6 çarpı 3'ten 2 tane var. Artı 3 çarpı 8'den de 2 tane mi var arkadaşım şurada? Şurası 8 olduğundan evet. 3 çarpı 8'den de 2 tane var. Artı şuradaki dikdörtgen 6'ya 8'lik dikdörtgen de var bir de burada. İşte buradaki alan tüm alan yaptı. Tüm alandan daireyi çıkartacağız. Yani eksi pi r kareyi çıkartacağız. E o zaman burası kaç yaptı? 6 kere 3 18 36 artı 24 48 artı bu da 48 eksi 25 pi yaptı burası. Şimdi cevaba bakacak olursak 48 48 96 32, 36 ile toplayınca 132 yaptı. Eksi 25 pi yaptı. Evet çok güzel bir soru gerçekten. Çok hoş bir soru. E, bu soru gerçekten inşallah yapmışsınızdır e, ilk iki videoda bu zaten çok önemliydi. Ne önemliydi? Bütünsel düşünce zaten çok önemliydi. İşte buyurun. Bütünsel düşünce burada çok da güzel bir şekilde yeni nesle çevrilmiş bir şekilde. Normalde bu soru aslında daha öncesinde ben şöyle görmüştüm. Şöyle kareler vardı böyle. Atıyorum şöyle bir kareler var. Bu karelerde şöyle bir daire çizilmiş. Bu daire çizildiğinde işte şuradaki taralı alanlar toplamı neydi? E ben bunu ne yapmışım? Sadece katı çevirip yeni nesle çevirmişim. E burada da biraz açınım. açınları düşünmek lazımdı. E açınları da düşünce yani biraz hayali zaten ben size şöyle anlatınca anladınız herhalde burayı. E buradaki alanı bulurken genelde şunu yapıyorlar. Şu alanı bulup dikdörtgenden çıkartıyorlar ama burada gerek var mı? Yok. Bütünsel düşündüğümüzde tüm dikdörtgenlerin alanından 5 tane dikdörtgenin alanından tabi ayrı ayrı oluyor. Neyi çıkarttık? Beyaz alan. Beyaz alan dediğimiz daire alanı yaptı. Ve böylelikle çok güzel bir şekilde bulduk. Çok güzel bir şey öğrenmiş olduk. İki videodur. Bütünsel düşünmeyi çok güzel bir şekilde hallettik arkadaşlar. Hatta bütünsel düşünme bundan sonrasında da devam ediyor yine aynı şekilde. Üçüncü videoda da aynı şeyden bahsedeceğiz neredeyse. O da daire parçasının alanı. İsterseniz onu da bir sonraki videoda halledelim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda daire parçasının alanının konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.